ilgili hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazı hesapları var. Şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partililerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz, istihbaratımız güçlüdür, buna izin vermez. Ancak Allah'a emin olsun, bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır kardeşlerim. Bu ülkenin bir karışını bile onlara vermeyeceğiz kardeşlerim. Irak'ı, Libya'yı, Suriye'yi, Afganistan'ı yıktılar. Sırada Venezuela, İran ve Türkiye var. Bu sebeple kardeşlerim, şımarık bir edayla değil, gerçekten ülkemize karşı sorumluluk hissiyle davranmalıyız. Tarihin bize öğrettiği gerçekler var. Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple kardeşlerim, imkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse Almanya ve Sazan'da başımızın üstünde kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, emperyalistlerin sözcüsü bir yazar var, Michael Rubin. Şahsımla ilgili de ara sıra yazılar yazıyordu. En son Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir yazı yazmış. Demiş ki, öldürüleceği kesin ama makamında mı olacak, cezaevinde mi olacak, kaçarken mi olacak? Kıymetli dostlarım, sizden bir söz istiyorum. Sizden bir söz istiyorum kardeşlerim. Eğer bir daha 15 Temmuz gibi bir şey denerlerse, bu Michael Rubin'in pantolonunu ve donunu da çıkarın kardeşlerim.